Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ zeytin dalı harekatını ilişkin son durumu paylaştı. 2795 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın son 3 gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 361 olmuştur. Harekat ile bugüne kadar 112'si köy 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 142 bölge kontrol altına alınmıştır. Bugüne kadar harekat alanında 702 kilometre kare alan kontrol altına alınmıştır. Harekatın toplam alanının 1920 kilometre kare olduğu değerlendirildiğinde neredeyse harekat bölgesinin yarıya yakını Türk Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altına geçmiştir. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bozda, çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili de bilgi verdi. Bu çalışma kapsamında cezalar artırılmaktadır. Caydırıcılık yükseltilmektedir. Önleyici ve koruyucu tedbirler güçlendirilmekte, geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır. Halk arasında hadım olarak bilinen konu yasal dayanağa kavuşturulmaktadır. Suçluların cezalarının infazından sonraki süreçte de takibi zorunlu hale getirilmektedir. Yani adres bilgileri güvenlik birimlerinde olacak, oradaki mülki erkanda bu kişileri bilecek ve bunlar hayatları boyunca kontrol altında olacaklardır. Bekir Bozdağ tutuklanan iki Yunan askerin FETÖ'cülerle takas edileceği iddiaları da soruldu. Yunanistan'dan Türkiye sınırını geçen iki askerin e, Türkiye'de tutuklanması hususu e, bir takas konusu değildir. Ne Yunanistan hükümeti Türkiye'den bir takas talebinde bulunmuştur... Ne de Türk hükümeti Yunanistan'dan bir takas talebi de bulunmuştur. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Türkiye'nin haklı olduğu bir konudur. Bunların Türk yargısının huzuruna çıkarılması Yunanistanla Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar ile Yunanistan ve Türkiye'nin taraf olduğu çok taraflı anlaşmalar çerçevesinde Yunanistan'ın uymakla gereğini yapmakla yükümlü olduğu mükellefiyetler vardır. İkisi ayrı şeydir. Bunların biz Yunanistan tarafından yerine getirilmediğini düşünüyoruz ve yerine getirilmesinin aramızdaki hukuka uymasının doğru olduğuna inanıyoruz.